yabandan gel Kamer gözüm yabandan aman 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 Hayda aman aman Aldım haberini fakir değil Çobandan aman aman Hayda aman Müncibe Akın, Hacı Akın'ın ismi. O da torunum benim. Hacı da torunum. Güneşliliğim burada doğdum. Bura, aşağı mahallede doğdum, aşağıda. Aşağıda. Ta aşağıda doğdum. Orada doğdum, büyüdüm. Buraya ya eşim yukarıda fotoğrafı duruyor, eşim yukarıda. Ta yukarıdaki dört fotoğrafın üstündeki. Buraya ben gelin geldim. Buraya gelin geldim. Hicaz'a gittik. Eşimle beraber Hicaz'a gittik. O rahmetlik kırtlak kanseri getirdi. Kırtlağını aldılar. Hüccetine başını alır geçer giderdi. Hoca çığırırdı. Medine'de. Bak hacı eşin gidiyor. Kopar yakalar alır gelirdim. Hicaz'dan gelince bir gün oturuyor bana şöyle dedi. Gel şuraya otur dedi. Oturdum. Benim hakkım sana helal olsun dedi. Beni hacı sen yaptın dedi. Ermenilerin bir kemancı Yusuf vardı. Biz yukarıdan getiriyor, o sudan su getirirdi. Bir kemancı Yusuf vardı, bir de Kuku vardı, Ermeni doktorudu. Benim şuradaki şu kara tutunu çocukların boğazının hastasına toplar satarırdı. Doktorudu, Kuku vardı. Oğlu vardı Ali. Gelini vardı Livard. O mahallede büyüdüm. Ben Ermeni mahallesinde büyüdüm. Onları bilirim. Kemancı Yusuf vardı, hanımı vardı, Sultan. Oğlu vardı, Nazar. İki tane oğlu vardı. Birinin adı Hacı'ydı, birinin adı Nazar'ıydı. Orada Ermeni mahallesinde büyüdüm, aşağıda ben. Beşi bitirdim. Beşi bitirince benim amcam öğretmenliğe, Pazarören'e okumaya gitti. Pazarören açıldı o sene. O sene Pazarören açıldı. Amcam orada öğretmenliğe okumaya gitti. Anama dedi ki gel dedi. Beşi bitirdim. Şu kızı dedi alayım gideyim de dedi. Orada yanımda okuduyum dedi. Anam da dedi ki vuh dedi. Babası bakmadı, anası da mı bakmadı deyin. Ben sağmam kız evladı dedi. Beni sağmadı. Beşi bitirdim. Kızıya çocuğuken giderdim. Akrabamız vardı. Dimoğlular dilleriydi. Akrabamız vardı. Çocuğuken giderdim. Gelin olduktan sonra kızıya ben hiç gitmedim. Benim kaynatamın dayısının oğlu vardı kızıkta. Seyit dayı dilleriydi. O gider gelirdi buraya. Çocukluktan sonra gitmedim ben bir daha kızıya. Çok düven sürdüm. Çocuğken düven sürdüm. Atına sürerdim. Atan odunu düttüm müydü? Deper arkayı kırar. Düveni bırakır kaçardı. Kaçar at giderdi. Arkasına bırakır giderdim. Atı çayırın başında atı tutar alır gelirdim. Çok düven sürdüm. Öküzlerle, camızlarla. Bir gün amcam dinleyen harmanımız yakın. Eşim sapa gitti. Onların, bizim sapımız otluydu. Onların sığırı çevrilmiş. Benim harmanda yiyorlar. Onların sığırını uğruma sürdüm, aldım, geldim. Çok camız saldım. Çok makinem vardı, süt makinem. Camızın sütünü süt makinesine verir. Kaymağını ayrı alırdım. Kaymağını ayrı alırdım. Yavan sütünü 2 nek sağırdım.
İçine yan sütüne katar, peynir çalardım onu. Peynirin mayasını elimden kurardım. Karını iyice temizler. Temizler, içine öteberi, tatlı bir şeyler bırakır. Peynirin mayasını elimden kurardım. O şey, makineden çıkan sütü, onu peynir çalardım. 1926 doğumluyum. Kocaman 7-8 yaşında çocuğuydum, nüfus cüzdanım çıkınca anamla babam boşandılar. Anam nefaka davası için nüfus cüzdanımı çıkarttırdı ki babamdan nefaka alacak. Ben sınıftayken Atatürk öldü. Saygı duruşuna durdurdu öğretmenler bizi. Saygı duruşuna durdurdu öğretmen bizi. Ben beşi okurdu. Atatürk öldü. Tarih kaç olduğunu bilmiyorum. Gayrı 100 yaşındayım, onu duyuyorum yavrum. Böyle bir günler geçirdim. Üvey kardeşimin yanında büyüdüğüm üvey kardeşimin babası gitmiş. Adı Ali Bey'miş. Gitmiş. Orada bir arkadaşı varmış. Gemi yanaşınca arkadaşı çığırmış. Gel Ali Bey demiş, ben hatlıyorum demiş. Hatlıyorum, gideceğim arkamdan hatla diye. Haber verirlerdi, anamcil haber verirlerdi. Hatlamış mı, hatlamamış mı, adı Ali Bey'miş. Suya mı düştü, öldü. Hatlamadı, Ermeni aldı gitti mi? Üvey kardeşimin babası, Halla'mı bilmem sen İbrahim. Halla'mın babası. Gelmedi, adı Ali Bey'miş, o gelmedi bir daha. Biz üvey kardeşimin yanında büyüdük, anamla babam boşanınca üvey kardeşimin yanında büyüdük biz. Gelinimiz de dayımın kızıydı. Kankası. Sana onu da haber vereyim. Bizim burada bahçemiz vardı, bunların bahçesinin içinde bir havuz var. Bizim bahçenin içinde de bir havuz var, sana onu haber vereyim. Ondan sonra şu aşık seçmenin altından aşağı bahçeye öteberi derdim, zebzeye ekerdim. Şu seçmenin altından aşağının seçmesini keserdim. İki havuzu da gece doldururdum. Sabahla havuzu delerken Karaoğlu'nun duvarından asker şöyle uzanmış bakıyor. Taş atıyor, uğruma taş atıyor asker. Senin babanın ağzına dedim. Kaçtı. Kaçtı öyle deyince benim eşim duymuş. O ne kız dedi. Mesela böyle dedim. Mustafa efendime şurada gelin var, kız var dedi. Şu koca avradı neyle dedi rahmetli. Neyle de buna taş atıyorsun dedi. Thank you.
Bugünün vatandaşlarından İzzetoğlu Nuh Mehmet Bayrak. 1939 doğumluyum. Ortaokul birden ayrıldım. Gitmedim o. Efendim, 1967'de ilk olarak hizmetli olarak girdim. Uzun müddet çalıştım orada. Çok öğretmenlerim geldi geçti. Çok hatıralarımız oldu. Bir hatıram var ki hiç unutulmaz. Öğretmenin biri teneffüse çıktı. Yüzü eski. Dedim ki hocam dedim. Ne öyle eski duruyor yüzüm dedim. Dedi ki Mehmet amca dedi. 2 milyon param var dedi. Yol paramı dedi. Masanın üstüne almışlar dedi. Allah Allah kim alır dedim yani. Peki hocam kimseye söyleme ben onu bulurum dedi. Şimdi tehsil çaldı. Talebe içeri girdi. Çocuklar dedim. Öğretmenin masadan 2 milyon almışlar dedim. Kim aldı dedim. Kim aldı bak. Kim aldıysa dedim. Kim aldıysa dedim. Bunu kanıyor bak dedim. Çocuğum buraya hemen bunu çaldı. Gel dedi. Gel bakayım buraya. Sen mi aldın? Ben aldım dedi. Ne yedin dedim. 1 milyonla fıstık aldım yedim dedi. 1 milyonunda taşın altına koydum dedi. Hadi al gel dedi. O 1 milyonda babasını çağırttırdı. Aldı geldi verdi babası. Dedi ki helal olsun sana dedi. Nasıl buldun Mehmet amca dedi. Ben ne bilemiyorum dedi. Ama 15 tane sopa yakardım. 15 tane sopa yakardım. Bir iki bizine. Ya odun yok, odun muhtarlık verirdi, kömür yoktu. Küçük sobalar, saç soba. Sobaları akşamdan doldururdun, sabah hazır olurdu. Yalnız mı zor? Efendime söyleyeyim. Kibrit almaya kimse para vermezdi, kendi kesenden alırdım. Bir kutu kibrinden bir sene geçinirdim ben. Bak bir kutu kibrinden bir yaz geçinirdim. Amerikan yardımı geldiydi ya. Hani torbana un her gün ölçerdim. Talebelere verirdim, anaları pişirirdim. Yani ta aşağıdan umuzumu alırdım. Ekmeği getirirdim ha. Bir gün ekmeği getirdim, koydum öğretmen odasına. Bunlar güzel ekmek gibi oldular. Tandır ekmeği. Sütle pişirirdim. Koca kazanın suyuyla. Kazanı koydum. Süt de kaynıyor öyle. Bir de kapı vuruldu. Ben baktım ki 4 tane adam. Uzun boylu babayı da adamlar. Bunu da ben sağlamaya onu belledim. Ne? İne mi vuracaksın dedim. Dedik biz mi? Bakanlık müfettişiz dedi. Peki buyurun oturun dedim. Ekmeği sen pişirin dedi bana. Ekmeği televeren annelere pişiriyor ben getiriyorum. Çünkü ben pişiriyorum dedi. Çünkü de kaynıyor ki böyle. Şey tozdan verirlerdi. Süt tozu. Dedi ki biz erken geldik dedi. Karnınıza şuradan bir bardak süt dolu da çek dedi. Ekmeğe de verdim araç. Bunlar bir yediler. Kanlarını dövdüler. Talebeleri gayret ederdim ben. Talebeler kaçardı, korkardı. He. Müdür dedi ki, defter al şu kalemi dedi. Gelen adını, numarayı, sonunun soyadını yaz dedi. Biz onları gayret ederek dedi. Çocuğun birini o aladım ki tutamadım. Ben yazılmam da yazılmam.
yazılmam diyorlar. Yakaladım bunu. Gel oğlum sana, şeker verin yani. Şeker verin buna. Ve kalem verdim, defter verdim. Temele geleceğim, her gün ekmek vereceğim, süt vereceğim dedi. Geldi çocuk, kayıt oldu. Gitti şimdi avukat oldu. Cemal Pirinç. Aslan bunun kaynatası. Hasan öğretmen. Ondan sonra. Mehmet Özsoy. Şuradalar mı? Gel gel bana doğru gel. Gel oğlum gel gel gel. Kaç. Askerdeki oğlum Fatih Bayrak. Selam söylüyorum. Kuzenimden öpüyorum. Hadi hayırlı bayramlar. Yüreğe soğan çırpıyor. Benim gittiler. Bir oğlum bir kızım gitti benim. İbom. İbom. Buradan baban zepteyi aldı. He. İndim, elinden çektim aldım. Bu yana dönünce şu cazıya bak, cazıya dedi. Cazı aldı da gidiyor cazı. Dü, ri, ye, ye, eyyühellezine, bihi, i, iz, kal, tüm. Ülfet Yar, iki bacı, iki kardeşi. Öğleliğin burada yerleşmiş kalmışlar. Benim annem Kayserili. Buraya buranın mıhtarının o mıhtarmış. Buraya gelin olmuş. Efendim anneannem vefat etmiş gitmiş. Ötekiler köy almış. Çoluğa çocuğa karışmışlar. Biz de büyüdük. Kur'an kursuna Allah razı olsun. Allah diyeceğini kabul etsin. Şu Kur'an kursu yapıldı. 3 sene buraya şeye gittim. Göreve. Öğrendim çok şükür Allah'ıma. Unutmayayım diye dedince sabahına kahvaltımı yaptım mıydı? Buraya geliyorum, bunu okuyorum iki sayfa. Ondan sonra kapatıyorum, gidiyorum. Annem bir resmenlikti. İki kardeş, iki bacıya vardılar buraya. Ovada resmenlik yaparlardı. Biz de büyüyünce tabii biz de gittik buraya. Oradan evlendik. Koca tallalar, akırda, affedersin, ne, hayvanlar sürerdi. Biz de şurada evin altı kahveydi. Para kazanırdı eşim. Onun parasına ırgat tutardım. Irgat götürürdüm. Çalıştırırdım. Öyle hacca gittik. Hacca dedim benim aklım geçiyor. Beni hacca götürmezsen. Tamam dedi, tamam. Gittik ikimiz de. Allah kabul etsin. Tandırım vardı. Tandırda ekmek pişirirdim. İşte ırgatlara yemek pişirir götürürdüm. Böyle kaynım biz İstanbul'a götürdük, orada rahat ettik. Askerler vardı orada. Sonra kuğun dış tarafına şey yapıldı. Bina yapıldı. Asker oraya taşındı. Asker getirdiler. %100 getirdiler oranın. Asker. Ha bırak şu şey olunca işte. Güneşli şey oldu ya nahiye. Bağımız vardı. Pekmez de kaynatırdık. Salça da kaynatırdık. Parada o işleri gördüyüz. Vay ne mutlu günler. Eski komşularımız yaşlılar gitti, gençler var. Yaşlılar gitti, gençler var. Bayram hazırlığı başladı birkaç gündür. Bugün de bayram arefesi. İnşallah yarın da bayramı kutlayacağız hayırlısıyla. Bütün sevdiklerimizi bekliyoruz bayramlara inşallah. Şenlikli, canlı, güzel olsun. İstanbul'da çocuklarıma, Hamdi'me, Ahmet'ime, Almanya'da Halit Taner Turan kardeşime, çocuklarına, hepsine, nerede akrabalar varsa, yarlara, tüm sülaleye selam söylüyorum. Hayırlı bayramlar olsun inşallah. Hoş bulduk, iyiyim vallahi, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Allah bugün de rahatlasın, Allah iyi olsun inşallah.
Kız saçların saçların yar 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 aman. Kız saçların saçların yar 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 aman. Oynar omuz başların ninni gelin ninni vay. Oynar omuz başların ninni gelin ninni vay. Kız seni alır kaçarım yar 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 aman. Şimdi yerim. Ben 1943 doğumluyum. Erkilet vatan köyündenim. Erkilet'i vatan köyündenim. Babaannem buralı. Babam buraya 54'te göç etmiş. Ebesinin memleketine. Ben de çocuğum buraya geldik. Biz hayvancılığıyla meşgul olduk. Koyun kuzu. Sene 1970'e kadar koyunla meşgul olduk. Sağım koyunuyla, sağım koyununu sattık, büyük beş hayvana döndük. Biraderler Kayseri'de, eski kariyerin içinde esnaflarıydı, abiler, ben küçükleriyim. 80'de orada dağıldı. Ondan başka bölgelere, bakkallığa geçti, ben kuve geldim. Burada hayvancılığa devam ettik bir zaman, hayvancılığı bıraktık. Tarımcılığa döndük. Tarımcılığa da şimdi emekli oldum. 2 senedir onu da yapmıyorum. Bir kaza geçirdim, motoru devirdim. 2 sene oldu. Vazgeçtik tarım işlerinde. Benim dedem Çanakkale şeydi. Dedem Çanakkale'de. Dedemin dedesi Kızıldeniz'de. Şehit olmuş. Hacı'ya giderken uçakta Allah'a emri olmuş. Uçak dedemi şeye bırakmışlar. Denize bırakmışlar. Hacı'ya giderken veyahut gelirken oraya denize bırakmışlar dedemi, cenazesini. Dedemin dedesini. Onun adı da Ömer, Çanakkale'de dedemin adı da Ömer. Babam 40 günlüğümüş, babasının şehit olduğunda Çanakkale, 2015'te şehit olmuş dedem. Anladın mı? Durum bu. Benim babam sert adamıdır. Bunun babası da benim babamla sert adamıdır. Babam talipçi oldu buna babasına. Allah da yazmış. 2066'da nişanlandık. 1 sene nişanlı dururlu evveli. 1967'nin 11. ayında düğünümüz oldu. 67'nin 11. ayında. Yok yayan. Tabanı doğruya bindi. Tabanı doğru da yayan yürümek. Kimsiniz? Ben Emine Pilavcı, komşuyum. Güneşli'deyim doğma büyüme. Kimin hanımısın? Hasan Pilav hanımıyım. Beyim çok genç öldü. Benim 37 yaşında bekar kalmışımdır. 4 çocuğum vardı. Hepsine ev verdim. Evlerimiz yarımda, onları yaptırdım. Çok çalıştım yani. Tarlada, bağda. Böyle yani. Tarlalarımız vardı. Ektik, biçtik. Çocuklar çalıştı. Kimseye muhtaç olmadık. Kimseden de destek almadık yani. Kendi kendimize. Bugünlere geldik. Çekirdek ekiyorduk. Buğday ekiyorduk. Pancar. Bunları, diğer şeyler öyle. Mahsulları hepsinden ekiyoruz. Bağım bahçemizde var. Oralardan da üzüm falan kaldırıyoruz işte. Pekmez yapıyoruz. Böyle geçiniyoruz. Çiftçilik her şeyden zor. Bir maaşa baksan yetmez. Mecbursun yapmıyor. Öylelikle de çocuklarımızı da everdik. Hepsini, kızlar gelmektim. Oğlan everdim, polis memuru oldu İstanbul'da da. Bizim de bir dedemiz şehit olmuş. Şimdi yarın oyunculukta arazi de yayardı. Karaçay. Yazın yazıda sağılır, kuvvete gelmezdi. Kışın da buraya gelirdi. Aşağıda ahıllarımız var. İnler var. Topraktan eşme inlerimiz var aşağıda. Orada eğlenirdi. Yazın uzun yayılıma çıktı neydi? Kuzu koyun dağa çıkar. Dağda sağılır, dağda yatar. Kuve gelmez. Hayvancılık da böyle. Yalnız ufak baş hayvanın sıkıntısı büyük baş hayvandan zor. Ufak başın sıkıntısı büyük baştan zor. Daha hayvansız olmaz. Koyunum tecrübeli çoban arkadaşlar vardı, yaşlı, o günkü emmiler.
Adı ne? Allah rahmet eylesin. Adı ne adı? Mustafa Mavi. Başım ağa. Topaloğlan. Topaloğlan. Topaloğlan İpliyan. Söyle söyle. Efendim o dedi ki kurt koyunun kuyruğunun altında gezer dirdi. Kurt fırsat taslar demek. Fırsat bulduk tepesine çöker hayvanın. Öyle o hayvanda bir kanaatsizlik var ki yerim. Şuradan bir tane alayım da yiyeyim demez. Eline geçti miydi yine 50-100 hayvanı hepsini kırayım şuraya yatırayım ister. O kadar bir kanaatsiz bir hayvan. Komşunun birinde siz madem bunu açıyorsunuz bu konuları. Bizim koyunumuz yok. Sarızlı bir şey daha vardı bu otlakçı. Kış günü şu an evdeyim daha ben o zaman 20-30 sene evvel. Babam rahmetli dedi ki gelin buraya iki arkadaşına dinel yok. Bugün dedi gözlükleri koyulu dağda kalmış bölünmüş kurt kırmış diyorlar. Gidin dedi şu hayvana yardım edin. Yararlar varsa bunlar ölmesin kesin dediler. Buradan çıktık karşıya vardı yerim. İlk tuttuğu yere vardım ben çobanım bilirim. Tuttuğu yere bir tane yemiş. Onu yiyip bitirmişler. Fatih koyunun başı boş. Koyun kuva doğru kaçmış şu karşıdan bu yan doğru kızık tarafından. Yetiştiğini yaralanmış. Yetiştirdiğine yaralanmış. Şuraya bir kiçapı diye bir mevkimiz var. Hemen de benim boyumca var şöyle bir kaya. Koyun nasıl daraldıysa kuyruğu kopmuş, kuvalı yaralı taşın üstüne çıkmış şurada şöyle dingalıyor yani. Şuradan hoplayıp buraya çıkmış şöyle dingalıyor ayakta. Halim Yavaş, Mehmet öldü rahmetli kabalı da. Dedim geçler şu koyunun korkudan yaptığına bakın öyle dedim. Makarna yapardık, erişte yapardık, çorba yapardık. Eski tırana deriz biz. Çarşıda satılıyor ya hazır tıranlar. Onlardan yaparız. Kuşkuş yaparız. Peynir yaparız. Turşu yaparız. Hepsini yaparız yani. Ben bunların çoğunu hazırlar oğluma da götürüyorum İstanbul'a. Benim beyim iki sene bana sevdi böyle dolaştı. En sonunda zorla aldı. Bizde onu söyleyeceksin. Onu söyleyeceğim. Evet. Sakal arası cevap. Duysun Faruk da desin onu da anlat. Herif yok burada nasıl olsa söyle. Yok olsa daha söylerdi o. Çok dolaştı yani peşimde. Hayır, hayır. Efendim ben 1937 doğumlu Güneşli. Güneşli'de doğumluyum. Efendim 60-64'te Belçika'ya gittim. Belçika'da bu zamana kadar şimdi emekli oldum oradan. Geldim buraya. Şimdi 6 ay burada duruyorum. Çocuklarım orada. Belçika'da. 6 ay kuzun gidiyorum. 10. ayda giderim. 4. ayda gelirim. Şimdi efendim o zaman Almanya bir heves vardı Almanya'ya. Bütün şeyler. Yani bu heves bize de şey etti. Bir iki arkadaşım aradı. Hatta bizim damadın babası. Gidek falan dediler. O sene babalarımı sağmadı. Babalarımı sağmayınca o sene gidemedik. Ertesi sene hatta arkadaşım babası ben sütümü helal etmem eğer gidersen dedi. Ertesi sene 64'te gittik. Buradan Ankara'da bizim birader vardı. Orada onun atölyesinde yattık. Talaşların üstünde. Oradan kalktık İstanbul'a gittik. İstanbul'da biz bir hafta kaldık. Vizeleri aldık. Efendim bindik kara trene. Şimdi kara trene bindik. Biraz gittikten sonra polis yakaladı. Nereye? Turist olarak gidiyor efendim. Hani paran var mı? Var işte 200 lira 200 dolarımız vardı o zaman cebimizde. Efendim gösterdik. Bize yol verdiler. Yalnız Salzburg'da Topal polis vardı. Topal polis bizim köyleri çoğunu yakaladı.
geri döndürdü. Biz de korkumuz ora. Efendim, şimdi yaklaştık saat bu ama biz, arkadaşım da hafız, ben de hafızım. Beraber okumaya başladık, okurken velhasıl kelam, orada bir tane, yani buradan giden adam vardı. Dedi ki, saz buku geçtik, gözümüz aydın dedi. Münih'e geçtik. Orada Münih'ten Belçika trenine bindik. Belçika treni, yani bizi o zaman çok güzel karşıladılar, Belçika polisi. Velhasıl kelam, orada köylerimiz vardı, bizi karşıladılar, gittik. Efendim, orada bir kaşın durduktan sonra bizi götürdüler iş yerine. Efendim, bir un fabrikasına. Un fabrikasında ben, abi üç arkadaş girdik aynı köylü. Onlar bizim buranın parası az. Buranın parası az dediler, onlar gittiler. Bir tanesi ocaklara gitti, biri şeye girdi. Daha ağır bir şey galvanize. Ben orada kaldım 24-25 sene. Hiç aynı bir tahtanın üstünde çalıştım. Evet. Yalnız bu ara benim vardığımda o iş yerinde 4-5 tane şef vardı, 12 kişi de çalışıyordu. Makineler yenilendikçe adam azaldı derken tek başıma kaldım ben. Tek başıma o 12 kişinin yaptığı işi yönetiyordum. Velhasıl tekrardan yeni makine getirdiler. Bizim işte suya düştü. Ondan sonra oradan bize işi yol verdiler. Yani oradan çıkarttılar bizi. Çıktık ama bu ara hemen de prepansiyon değil de işsizliği kazandık yani. Şimdi efendim, gurbet hayatında biz 6 sene bir mafi orada bekar yaşadık arkadaşlarla. Tabii yani haliyle memleketi özlüyorduk. Ama 2 senede bir anca bir izine geldik. 4 sene, 6 sene. 3 defa geldik, baktık iş oldu. Bu işin tadı yok dedik. Burada bekar, orada çocuklar, burada biz orada, olmaz. Evler götürmeye karar verdik. Efendim, velhasıl kelam 6 sene çalıştıktan sonra evleri götürdük. Hatta yol paramızı bile verdiler, uçak parasını, çocuklara. Ya işte memleket hasreti var, ya üzüldüğümüz bu. Yoksa iyiydik, Allah var, çalıştık, para kazandık. Efendim, mesela bak buraları imar ettik, efendim, üzüldüğümüz, üzülüyordu tabii, memleket hasreti, memleket üzülüyordu. Memleketimiz, yani cennet vatan derler ya, bura oraya bakarak, benim için bir cennet vatan. Şimdi burada bir komşu vardı, komşu, komşuya rica ettik, arsayı verdi. Yalnız, burada 5-6 kişi vardı yani, benden daha onların yaşı büyük. Kim onlar? Onlar Osman Ağa, İbrahim Ağa, Nuh Tombak, Halil Tombak, efendim. Bir de bizim Ali Hafız vardı. Bu adamlar, Allah razı olsun, onlar da bir şey etti. Bizim gayretimizle bu cami faaliyete geçirdik. Tabii kendi imkanlarımızı da seferber ettik. Yeri geldi hayır topladık. Bu camiyi imar ettik, yaptırdık işte. Bir Hasan Ağa kaldı, o da camiye gelemiyor, bir ben kaldım. Bu caminin şeysi olarak. Cami Bahçeli Evler Camisi. Efendim, zaten ihtiyaç vardı. Camiye ihtiyaç vardı, cami yapmamıza. Çünkü bu yukarı cami, ben mesela yayan 10-15 dakika içimizde ihtiyarlar da vardı. Onun için buraya karar verdik, caminin yapılmasına karar. Ama bu caminin 25 sene Fahri imamlığını ben yaptım. Efendim, 6 ay yani, yalnız kışın açık değildi, yazın zaten
Bu kimi memur, kimi şeyi burada. Kışın koçuyorlar, yazın 6 ay geliyordum. Ben buranın fahri imamlığını yaptım. Allah razı olsun, devletimizde Hoca Efendi'yi verdi, Kadiroğlu. Yük bizden gitti. Nahiye müdürü 90'lı yıllarda görev aldı. Evet. Ankara'ya gitti. Bu civardaki askeri dağıtım buradan oldu. Askere gidecekleri pusulaları. Evet. Seferberlik şeylerle buraya gelirdi. Buradan dağıtımdır, buradan sorulurdu. Bu köyde 1150 tarihli cami var. Kayseri'de yok o tarihte cami. Aşağı. Buranın tarihçesi çok eski. Aşağı caminin şeyi mesela 1100 kaç? 1150. 1150 de yapılmış. Kayseri'de o tarihte cami yok. Bir uzman Çavuş Şükrü vardı, Niyazi abi ilgilin Abbas'ın evinde otururdu. Dinleyene gelirdi gece kahveye. Ulan daha kahvede dur oturuyor musunuz dedi. Orduluydu kendi. Uzan uzanı geldi. Ölmüş o da, Allah rahmet eylesin. Yani sonuçlar Nurettin Onbaşı vardı uzman. İşte o zaman burada birkaç sene kaldı. Biz de buradan ayrıldı zaten. Ona askere gittik, askere gittik. Zaten azından daha da burası ki yapmadı. Aşağı karavurasın diye. Buraya taşındılar. Benim hatırladığım bu Hayrettin Onbaşı vardı, atı vardı. 40 yıl böyle şeyle
Doğru bir atı değil mi? Çilli milli. Çok güzel bir atı var. Hayrettin şeyi miydi ya? Alaaddin'in kaynatası mıydı? Bilmiyorum kim olduğunu da. Atının kuyruğunu bağlardı, saçını örerdi şöyle. O Alaaddin var. Çok şahane bir atıdı. Bir de yazın bizim Harmanlar Anaya getirirdi. Orada şey yedi. Arpa falan verdi, yedi. Sofya anlattı. Sofya'nın oraya gidiyor. He. Buranın postasıydı. Postası, posta Muhittin dedi. Senelerce postalığını yaptı. Buranın mektuplarına getirdi, götürdü. Nahiye müdürü. Son nahiye müdürü de Ragıp amcaydı ya, ağın nasıl? He, ağın nasıl? Ankara'da gördüm onu. Rastladım. Türkiye Cumhuriyeti'nin en son görevde bulunan nahiye müdürü. Nahiye müdürü. Devam. Neyse, camiye girdik. Camiye girdik. Bildiler bizi. Mehmet'in miyi de çek, Mehmet'in miyi? Ben boyu. Ben boyu da çek. Ali Köy'den mi? Mustafa Öveç, Güneşli, Koca Sinan'a bağlı, Kale Mahallesi'nde, Öğüt Sokak'ta 30 numarada oturuyorum. Ben de Ayşe Öveç, Mustafa Öveç'in eşiyim. Güneşli'den misiniz? Güneşli'denim. Annem Büyüyanlı, babam da buralı. Temelleri Selanik'ten gelme. Biz akrabayız. Dayımın kızı. Halamın oğlu, dayısının kızıyım. Nasıl? 47 senedir evliyiz Bera. 72 yaşındayım. Bu da 64 yaşında. Hanımdan 8 yaş büyüğüm. Efendim. Hicaz'a yazıldık. Allah kısmet etti. 2011 yılında 10. ayın 2'sinde buradan uçtum. Devriş.